Herkese merhabalar. Ben Mustafa Cem Pehlivan. Konuşarak öğren ailesiyle birlikte hazırlamış olduğumuz iş İngilizcesi videolarının 9.sü ile birlikte sizlerleyiz. Bugünkü konumuz Interrupting. Yani birisinin sözünü kesme veya araya girme. Interrupt fiilinden geliyor ki interrupt fiili zaten bu anlama geliyor. Bunun dışında bir şeyi yarıda kesmek anlamına da geliyor. Fakat biz özellikle toplantılarda veya yapmış olduğunuz konuşmalarda interrupting bölümünü nasıl kullanırsınız? Bugün bunu göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen kullanacağımız kalıplara başlayalım. Birinci kalıbımız interrupt politely. Yani birisinin sözünü keseceksiniz. Fakat bunu kibarca nasıl yaparsınız? Şimdi o cümle kalıplarını göreceğiz. İlk cümle kalıbımız may I have a word. Yani zaten buradaki may işi kibarlaştırıyor. Ve may I have a word dediğiniz zaman hani ben de bir kelime ekleyebilir miyim gibi bir anlama geliyor. Mesela diyorsunuz ki may I have a word. I think Jimmy is right. Yani ben de bir şey söyleyebilir miyim? Bence Jimmy haklı diyorum. İkinci kalıbım can I make a comment? Yani ben de burada bir yorum yapabilir miyim? Hani izin verirseniz cümlem de şu. Diyorum ki can I make a comment? Mike was never involved in this. Ben de burada bir yorum yapabilir miyim? Mike bu işin içinde hiç bulunmuyordu. Daha doğrusu hiç yer almadı diyorum. Involve kelimesi de hani burada bir involve olarak kullandığınız zaman içinde yer almak gibi bir anlama geliyor. Onu da kendi cümle kalıplarınızda kullanabilirsiniz. Geldim Üçüncü cümleme. Could I say something? Yani ben de bir şey söyleyebilir miyim? Örneğimde "Could I say something if we want lower cost" we need other suppliers yani biz hani eğer daha düşük maliyetler istiyorsak başka tedarikçilere ihtiyacımız var gibi bir cümle kalıbı kullanmışız ve bu grubun son örneği de şu May I interrupt? Yani artık hani interrupt fiilini burada da kullanabiliriz. May kullandığımız zaman bir tık daha kibar oluyor biliyorsunuz. Diyorum ki may I interrupt? Yani araya girebilir miyim? Bir hani kesebilir miyim burada? I have something you like. Seveceğin bir şeyim var elimde diyorum. Ve bir diğer bölüme geçiyorum. Interrupt very strongly veya strongly de diyebilirsiniz. Hani ben e, özellikle very strongly dedim çünkü buradaki bazı kalıplar birazcık sert. E peki neymiş bu kalıplar? Hemen birincisiyle başlayalım. Will you let me speak? Yani ya konuşmama izin verecek misin diyorsunuz ilk başta. Demişim ki Will you let me speak? You are not the only person here. Konuşmama izin verecek misin? Buradaki tek insan, tek kişi sen değilsin. Geldim ikinci cümleme. Won't you let me give an opinion? Yani hani benim de fikrimi söylememe izin vermeyecek misin? Diyorsunuz bakın bir tık daha böyle dozajı arttırdığımız. Won't you let me give my own opinion? I demand the right to speak. Yani hani kendi fikrimi söylememe izin vermeyecek misin? Ben konuşma hakkı talep ediyorum veya konuşmayı talep ediyorum bu konu hakkında diyebilirsiniz. Peki geldim üçüncüye. Bu artık çok hani upper bir seviye. Diyorsunuz ki will you shut up for a minute please? Ya lütfen bir dakikalığına artık şu hani ağzını bir kapatabilir misin? Daha doğrusu çeneni kapatabilir misin? Susabilir misin diyorsunuz. Demişim ki will you shut up for a minute please? Don't you see? Don't you see? Everyone is fed up. Ya bir dakikalığına bir susar mısın? Bak herkesin bıktığını görmüyor musun? Buradaki fed up bıkmak, usanmak anlamına geliyor. Ve son örneğimde Chad'dan sonra can't you be quiet? Sessiz olamaz mısın diyorsunuz. Demişim ki can't you be quiet for a moment for the goodness sake. Yani ya Allah'ın aşkına hani bir dakikalığına Böyle bir sessiz olamaz mısın? Ee, hani bir e, yine çeneni kapatamaz mısın gibi bir anlam. Dediğim gibi bu çok aşırı strong. Hani araya girdiğiniz veya sinirlendiğiniz durumda söyleyebileceğiniz bir kalıp. Şimdi geliyorum allow interruption konusuna. Interruption hani araya girme. Allow interruption da hani birisinin araya girmesine nasıl izin verirsiniz veya izin vermek istediğiniz durumda. Birincisi şu. Let's hear ya hadi duyalım, hadi dinleyelim bakalım. Hani ne diyorsun? Örneğim de şu. Let's hear what he is going to say. Hadi onun ne diyeceğini bir duyalım. Bakalım onun da bir fikrini duyalım diyorsunuz. İkincisi, you may speak. Tabii ki konuşabilirsin. Buyur. Hani seni dinliyoruz diyebilirsiniz. Of course, you may speak, James. Diye de bir örnek vermişim. Üçüncü örneğimde üçüncü hani cümle kalıbın. Please go ahead. Ya tabii ki sen devam et diyorsunuz. Please go ahead Diana. Is there something urgent? Yani tabii ki hadi sen konuş Diana. E, acil bir şey mi var veya acil bir şey var mı diyorsunuz. Please go ahead kalıbı en sık kullanılan kalıplardan birisidir diyorum. Bir diğeri de yani sonuncusu you are not interrupting. Tam konuşmaya başlayacak diyorsunuz ki Hayır, sen hani araya girmiyorsun, sözümüzü kesmiyorsun, devam edebilirsin diyorsunuz. You are not interrupting at all. Everyone is free to share their opinions. Hayır, tabii ki hiç sözümüzü kesmiyorsun. Herkes fikrini paylaşmakta özgür diyoruz ve bu bölümü de geçiyoruz. Son bölümümüzde Avoid interruption. Önemli bir konu konuşuyoruz ve birilerinin araya girmesini istemiyoruz. E o zaman neleri kullanacağız? Şimdi onları görelim. Tabi burada uzun cümle kalıpları. Mesela diyorsunuz ki Perhaps we could leave that for later on. Hani perhaps'i burada değiştirebilirsiniz. We could leave that aslında esas yapımız. Ya bunu hani sonrasına bırakabiliriz. Demişim ki perhaps we could leave that for some other moment ya bunu başka bir zamana, başka bir ana hani belki bırakabiliriz diyorsunuz ve zaten kişiye orada avoid interruption yapmış oluyorsunuz. İkinci örneğim yine hani bir tık sert will you let me finish? Ya benim bitirmeme izin verecek misin? Hani önce ben bitireyim, ardından sen konuşabilirsin. Diyorum ki will you let me finish? You can object When your turn comes up, yani senin sıran geldiğinde itiraz edebilirsin ama benim bir hani bitirmeme izin verecek misin diyorsunuz ve araya girmesin önünü kesmiş oluyorsunuz. Üçüncü örneğimde I would rather go on with, hani tam birisi bir şey söyledi diyorsunuz ki ya Wait a minute, I would rather go on with. Ben bununla gitmeyi tercih ediyorum. Peki ne demişiz? I would rather go on with the current subject hani ben bu mevcut konuyla devam etmeyi tercih ediyorum because there is no time to discuss. Çünkü tartışacak zaman yok diyorum. Ve son örneğime geçiyorum. Son cümle kalıbım: Would you mind not interrupting? Hani sakıncası yoksa araya girmez misin? dediğinizde zaten muhtemelen girmeyecektir kişi. Diyorsunuz ki: Would you mind not interrupting all the time? Ya yani lütfen böyle sürekli Hani bir e, araya girmemenin bir hani sakıncası var mı? Yine bir tık sert bir yapıdan bahsediyoruz ve burada da bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız da abone ol butonuna basmayı unutmayın diyorum. Herkese keyifli günler diliyorum. <laughs>